Aslında Biden ve ekibinin 3 Kasım seçimlerinden sonra yönetime gelmesiyle birlikte aslında Biden ve ekibinin yönetime gelmeden evvel Türkiye'ye ilişkin açıklamaları, Türkiye ile ilgili nasıl bir model geliştireceği, Türkiye ile ilgili işbirliklerinde nasıl bir çerçeve çizeceği de zaten anlaşılıyordu. Kaldı ki Biden 2019 yılının sonunda New York Times'ta yaptığı kamuoyuna kapalı toplantı ki sonradan ortaya çıktı bu toplantı. O toplantıda Türkiye'deki hükümete ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin nasıl bir perspektif ortaya koyduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla bu sözde soykırım üzerinden tarihi bir meseleyi Amerikan iç kamuoyunu tatmin etmek amacıyla bir soykırım olarak tanımlaması yani hem Türkiye-Amerika ilişkilerinde zaten kırılgan olan bu ilişki modelini çok daha farklı noktalara taşıdı. Bundan sonraki süreçte zaten uluslararası ilişkiler uzmanları çokça söylüyorlar. Amerika-Türkiye ilişkilerinin bundan daha kırılgan olabilmesi mümkün değil. Fakat Türkiye uzun süredir çıkarları etrafında hem sahada hem de masada ciddi bir diplomasi yürütüyor. Sadece sahada bu savunma anlamındaki unsurlarıyla ya da mücadelesiyle değil, işte Libya'da, Suriye'nin kuzeyinde, Doğu Akdeniz'de. Bu anlamda hem sahada askeri kapasitesiyle aynı zamanda da diplomaside de varlık gösteriyor. Yani İncirliğin kapatılması, ticari hacmin daraltılması, bu gibi önlemler tartışılıyor. Ama Türkiye her zaman ki Haziran ayında NATO zirvesinde ABD Başkanı'yla Cumhurbaşkanımızın bir görüşmesi planlanıyor. Diplomasi yoluyla bu meselelerin çözümüne ilişkin de bir tutum ve farkındalık da geliştiriyor. Ben ne yapılması gerektiğine dair hukuki meseleleri zaten hukukçular anlatıyor ama bundan sonraki süreçte biraz daha diasporadaki unsurların güçlendirilmesi, bu meseleye ilişkin ciddi bir farkındalığın geliştirilmesi, onlar aracılığıyla bu meselelerin duyurulması gerektiği kanaatindeyim. Kaldı ki Kasım'da ABD'de yapılan seçimler öncesinde iç kamuoyunu tatmin etmek amacıyla Biden zaten Ermeni diasporasına bu anlamda sözler veriyordu. Dolayısıyla diasporanın etkisiyle iç siyasetteki bu mekanizmalar dış siyasette ABD'yi çok ciddi bir biçimde etkiliyor. Turgay Bey, bir de şöyle değil miydi? Her 27 Nisan geldiğinde acaba Amerika Birleşik Devletleri'nden ne söylenecek? Başkan ne diyecek gibi Türkiye'nin üzerinde de ciddi bir baskı oluşuyor. Herhalde sanırım artık bu da kırılmış oldu. Ya bu baskı kırıldı. Zaten 30'un üzerinde ülke bu meseleyi soykırım olarak tanımlıyor. ABD'nin tanıması Türkiye'nin dediğimiz gibi uluslararası hukuk alanında da bir yaptırımla karşılaşacağı anlamına gelmiyor. Türkiye bu anlamda uluslararası mücadelesinde farklı kulvarlarda zaten sürdürüyor. Ama bir farkındalık inşa etme adına özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ni bir devlet olarak ve aynı zamanda bizim ABD'de, Fransa'da, Almanya'daki diasporamızın da güçlü bir farkındalıkla bu meseleyi, oradaki siyaseti etkileyebilecek bir potansiyelde yapması gerekiyor. Şöyle bir karşılaştırma yapalım. Aslında Ermenistan Türkiye Cumhuriyeti ile karşılaştırıldığında güç unsurları olarak, kapasite olarak belki de mukayese edilemeyecek bir ülke ama bu meseleye ilişkin farkındalık oluşturma anlamında 1920'li 30'lu yıllardan itibaren bu meseleyi dünya kamuoyunda diasporası aracılığıyla anlatıyor. İşte 60'lı yıllarda Uruguay zaten tanıyor meseleyi. Sonra Avrupa'da birçok devlet tanıyor. En son ABD Başkanı Biden'ın yaptığı açıklamayla da bu bir resmiyet kazandı orada. Dolayısıyla bu diasporanın farkındalığı inşa etmesi anlamında önemli. Türkiye dediğim gibi hem devlet olarak hem de diasporadaki unsurlarıyla bu farkındalığa işaret etmesi gerekiyor. Türkiye'de bu mesele nasıl işleniyor? Mesela ders kitaplarında hala bu meselenin bir mezalim olduğu anlatılmıyor. Bu mesele ilk önce kendi iç kamuoyumuzda bir farkındalık inşa edilmesi gerekiyor. Peki. Sonra bu meseleleri örnek olaylarla dışarıya anlatılması gerekiyor. Çok kısa bir örnek vereyim. Çok kısa bir farkındalığı anlatmak adına. Mesela ben Bayburt'ta doğdum. Bayburt'un bir köyünde işte bu Ermeni mezalimi sürecinde katliamlar yapıldığında kadınlar kendi namuslarını, iffetlerini korumak adına o Ermeni komitacıların, çetelerin saldırılarına maruz kalmamak için kendilerini kuyuya attılar. Mesela bu sonrasında iffet anıtı olarak bir sembol haline geldi. Bu bir farkındalıktır. Ama bu farkındalığı bizim yurt dışına da anlatmamız gerekiyor. Peki. Bu anlamda önemli bir mesele olarak karşımıza.